Benim taburumu durduran, Mehmetçiklerimin canına kıyan makinalı tüfek şu anda Yıldır Bey'in oturduğu koruganın bulunduğu yer. Bu bir 12-10 değil mi? Daha büyük. Efendim 12 onu ben bilmiyorum. Ben A4 olarak tahmin ediyorum. 12-10 değil diye oraya koymaya gerek yok. Tamam. Ve orada bir korugan var. Evet, yapmış. Benim çocuklarımı tarıyor. Ve ben Başçavuş Muharrem Sulu, Asubay Üst Çavuş Muharrem Sulu, onunla beraber, onun mangasıyla, filmlerde görüldüğü gibi sıçrayarak, o sıçradı ateş altına aldı, ben sıçradım ateş altına. Bende de bir Thompson makinalı tabanca var, bir de Colt tabanca var. Buraya kadar geldim. Nereden? Şu gördüğünüz, şu anda ağaç kaplı olan ama kaburganın yanından buraya sıçrayarak. 3 sene önce buraya geldiğimde genç komando teğmenler vardı karşımda sizin olduğunuz yerde. Komutanım buraya da mı çıktınız? Buraya nasıl geldiniz? Diye hayretle ifade ediyorlardı. Buradaki manzara şu. Ben buraya yaklaştıkça burada bizim geri tepme stop, havan ve diğer makinalı tüfek atışlarımızla ölmüş Yunan cesetleri vardı. Burası onların asıl mevziği. Bu mevziğin yan tarafında benim hava indirme tugayından çok sevdiğim yiğit bir başçavuşum vardı. Behzat Ökmen. Şurada oturuyordu. Bakın şurada oturuyordu. Arkadaşımın oturduğu yerde. Mermiyi buradan yemiş. İnanmazsınız. Şuradan yemiş. Kürek kemiğinden kocaman böyle çıkmış. Şok içerisinde. Behzat Ökmen. Halen İzmir'de, pardon, Ankara'da hayattadır. Çok severim kendisini. Behzat ne oluyor dedim. Komutanım yaralıyım dedi. Ben de geldim buraya. Yanımda 3 tane mini bomba, 2 tane de büyük bomba var. El bombası var. Buralardan tırmandım şöyle kendimi koruyarak. Buraya ben atıyorum. Tabur komutanıyım ben arkadaşlar. Yani düşününüz. Harp psikolojisine o andaki beni buraya sürükleyen nedir bu? Nedir? Benim tabur komutanı sorumluluğumdur. Evet. Çünkü sorumluluk paylaşılmaz. Yetki paylaşılır. Bütün bölük komutanlarımın hepsi, takım komutanlarının hepsi yetki sahibidir ama ben sorumluluğu vermedim. Neden? Benim çocuklarımı şehit ediyor bu korugan. Ben bunu susturmak zorundayım. Eğer benim Mehmetçiklerim bunu yapamıyorsa ben yaparsam ben yaparım dedim. Ve buraya ben geldim. Bunu lütfen herhangi bir amaçla söylediğimi düşünmeyin. Ben 3 tane el bombası kullandım. Yanındaki büyük Amerikan tipi el bombasını da kullandım. Korugan sustu. Korugan sustu. Makinalı tüfek sustu. Ve ben o anda yanımdaki delikanlıdan el bombası alayım derken yandan ateşi yedim ben. Şu küreğimin üstünden, küreğimin üstünden yedim. Böyle. Acı hissetmedim ha, sakın ha. Acıyı anlatmıyorum. O andaki durumu anlatıyorum. Cart diye bir ses. Yedi. Yırtılma vardı. Sol taraf düştü. Şimdi o anda ben kendime geldim. Ben tabur komutanıyım dedim. Evet. Benim 2 senedir işte Haluk'tan haberim yok. 3. bölümden haberim yok. Ne yapıyorum dedim ben kendi kendime. Atlayayım. Geldiğimiz yerdeki mevzileri gördünüz. Kademeli olarak mevziler var. Benim yanımda da bir Colt tabanca var yani. Arkamda da nihayet bir manga Mehmetçik var. Ne yaparsınız? O andaki kararım arkadaşlar geriye çekileceğiz dedim. Benim için tabii büyük üzüntü ama doğru karar bu. Ver Thompson'unu dedim şeyin, Behzat'ın Thompson'unu. Korugana doğru ateş ettim. Zaten korugan susmuş vaziyette. Allah inan aşağıda benim telsiz kısmım. Işık aşağıda, ışık koşan er. Hepsi benimle beraber. Onların hiçbirisi benden geriye kalmadılar. Allah hepsinden binlerce defa razı olsun.
Işık ve... Koşaner Genelkurmay Başkanı olan mı? Evet, evet. Başka var mı yani? Evet. Evet, Işık Koşaner. Bilmeyenler de duysun. Evet efendim. Ve yavaş yavaş geriye çekildik. Şehitlerimiz vardı. Yolda ben gelirken çapraz tutuşta koşup da onu ceridede yazdım. Çapraz tutuş koşup böyle benimle beraber yanımda mermiyi yedi, ıh dedi çocuk, buradan bir ağzından bir damla su vardı, düştü oraya. Ama ben duramazdım, devamlı ilerledim. Her neyse, onları aldık ve geriye doğru indik aşağıya. O barış gücünün bulunduğu yerde ben bölük komutanımı arıyorum. Benim o bölüğün bölük komutanı var. Bölük komutanımı arıyorum. Yukarıya çıkarken bölük komutanı rastladım. Bak dedim, biz geriye çekiliyoruz. Bu bölgeyi kontrol altına al. Ben yaralıyım. Sakın ola kimseye haber verme. Yukarıya çıktım. Değmen Zeki Açıkbaş bir koridor şeye yatmış, bir çukurun içerisine. Buradan taarruz edecek olan tim komutanı Zeki Açıkbaş. Komutanım yaralandı. Davul komutanı yaralandı. Hemen ensesine bindim, şöyle 3 tane tokat. Yaralanmadım. Bak gördü, görüyorsun dedim mi? Buradayım yani. Tamam, buradayım da ayaklar çalışıyor, sağ kol çalışıyor, beyin çalışıyor ama sol taraf iptal. Neyse, yürüyerek geldik. Yürüyerek geldik. O geçtiğimiz yerlerden aşağı indik. Atış yoluna indim. Sentinel'e çıktım. Benim doktorum beni yakaladı. Komutanım, eğer bu yara tedavi edilmezse kangren olur. Açılmış. Oluk, böyle bir oluk işte. Yani. Tamam. Tedavi ama bir tabura bakalım dedim. Tabur, bölük komutanlarım hepsi zaten kulakları bende. Arkadaşlar mukavemet noktaları halinde tertiplenecek. Adatepe ve devamı Sentilaryon'a kadar bir bölük. Doğru yol bir bölük. Atak mevzi bir bölük. Üç bölük mukavemet noktası halinde Tabur karargahı Sentilaryon'da toplansın. Tertibi aldılar yavaş yavaş. Benim çocuklarım öyle muharebede falan dağılan tipte değillerdi. Hepsi benimle fikir beraberliği içerisinde bana çok inanan insanlardı. Allah onlardan bin defa razı olsun. O inanç yüzünden hayatını kaybedenlere minnet çok borçluyum. Bugün hasta olup da buraya gelemeyen pek çok arkadaşım var. Hala da teşekkür ederim yani. Biraz sağlık durumu iyi olmamasına rağmen buraya geldi. Sağ olsun beni yalnız bırakmadı. Şimdi arkadaşlarım oraya gittik. Taburun durumunu görüyorum. Doktor bir yandan zorluyor. Kangren olur diyor. Tabur komutanı. Tabur komutanı olmayınca olmaz. Ama taburda yüzbaşı da var. Var. Her ast kendi komutanının sorumluluğunu yüklenmek üzere görevlendirilmiştir yani. Her ast birlik komutanı bir üst birliğin görevini yüklenmekle sorumludur. S4 olabilir, S4. Yanında Işık Koşaner de var. Onun yanında iki tane daha değerli üsteğmenim var. Tabur size emanet. Ben doktorla beraber Darboğaz'daki o günkü ameliyathane diyelim veyahut da ilk yardım toplama noktasına indim. Tedavimi yaptılar. İşte diktiler, agrafla tutturdular falan filan. Sol tarafa iptal ettiler. Sağ kol çalışıyor. Geldik yukarıya Sentilaryon'a. Tugay komutanım sağ olsun gelmiş oraya, beni gördü. Seni hemen hastaneye. Hayır dedim, hastaneye gitmiyoruz. Bu tabur benim taburum. Ben ayaktayım. Beynim çalışıyor, sağ kolum çalışıyor, bacaklarım çalışıyor. Bunun tedavisini benim doktorum yapar dedim. Bravo. Hayır. Yani benim söylediğim laf bu. Ben birliğimden ayrılmam. O an itibariyle 2. bölük komutanının bunların hiçbirisine haberi yok komutanım. Hiçbirisinden haberi yok bunlar. 2. komando bölük komutanı. Sen benim ne düşündüğümü biliyorsun değil mi Haluk? Efendim? Sen benim ne düşündüğümü biliyorsun değil mi? Biliyorum komutanım. Hah, bitti. O kadar basit bu iş. Ben sana inanmasam zaten ya bunlar yürümezdi ki. Sizle ilgili bir konu değil ki komutanım. Siz yaralanmışsınız bilmem ne. Orada adamlar var. Orada bir ihtiyat bölüğü var. Mostralık. Orada durdu. O bölük Kemal Adalar. Gerçi yeni aldı bölüğü ama olsun. Oradan bir hamle yapsaydı
Bu gavur aşağı inebilir miydi? Bir kendisini gösterseydi, biraz ateş etseydi. Gavur aşağı inmedi ki zaten. Gelemedi ki peşimizden. Ama biz yan ateşi yedik işte orada. Gelseydi felaket olurdu Haluk. Gelseydi, biz çok şanslıyız birçok bakımlardan. Her neyse. İstersen bunu sonra beraber tartışırız. Ama benim söylemek istediğim şu. O tabur burada kaldı. O tabur burada kaldı. Ve o tabur Kıbrıs Barış Harekatı'nın Girne Boğazı'nın batı omuz başını tutmak zorundaydı. Bu da Kıbrıs Barış Harekatı'nın kaderinin devam etmesine, başarıya ulaşmasına, 498 şehitle başarıya ulaşmasına imkan sağlamıştı. Evet. Bir sivil de şehidimiz var. Efendim, buradaki olay bu. Bu konuda sorunuz var mı? Komutanım, ben buyurun. Sizi hatırlarsanız ben bu bölgede sizinle savaşan o birliğin komutanının anılarını gönderdim. Çok abartı vardı tabii ama onun anılarında diyor ki buradaki mevzilere 12'şer tane asker yerleştirdiğini söylüyor. Hatta siz bomba attım dediniz ya, o orada habercisinin öldüğünü söylüyor, vurulduğunu söylüyor. Bu anıları size attım, gönderdim ama çok abartısı var. Yani şehitler noktasında, belli şeyler noktasında. Ama katkı sunma açısından söyledim. Bu mevzilerde 12'şer tane askerle saldırıyorlar. Öyle söylüyor, yani, savunuyorlar. Yani Hasan Bey, şunu mu demek istiyorsunuz? Ben biraz anlayışım kıt, onun için açayım isterseniz. Demek ki ben buradan atılsaymışım, arkamdaki bir mangayla beraber iptalimiz sağlanacak. Yok, o anlamda demedim komutanım. Yani karşı tarafında arkadaki pozisyonunu az çok anlatmak istedim. İşte evet, aynı evet. Şey, amacım aynı o şey, var. O var orada. Değil mi arkadaşlar? Evet, o demektir, evet. Doğru. Evet. Birdenbire tuzağa düşecektiniz. Evet. Efendim, olsun. Muharebe bu. Başka peki komutanım, efendim. Buradaki astsubay arkadaşımız nasıl burada bir mevzi varken onu görmemişler, hissetmemiş. Buradan birisi ona bir el bombası veya bir tabancayla ateş edemez mi? Bu kadar yakın. Siz buradaki mevzideki adamın nasıl ateş ettiğini biliyor musunuz? Göz açtırmıyor. Mazgal var orada, mazgal. Mazgalın içinde. Yani kafayı çıkarmıyor. Yok, mazgalın içinde. Evet. Ben mazgalın içine atıyorum el bombasını. Evet. Ve iptal ediyor o. Ya onun burada olduğunu hissetmemişler demek ki. Herhalde. Evet. Herhalde. Yani ben onu tahlil etmek durumunda değilim. Evet. Ama hayattaydı ve o da kurtuldu. Evet. Bir şey daha. O bana enteresan geldi. Tabii. Bir şey daha var komutanım. Buyurun. O komutan diyor ki, Rum komutan, buranın düştüğü noktasında geriye, az önceki geldiğimiz o bayrağın olduğu bölgeye haber gidiyor, düştü diye. Kaçıyorlar burada birçoğu. Sonradan o 31. Komando'dan da destek gelerek tekrar geliyorlar bu bölgeye. Yani onu da katkı sunma açısından. Anlıyorum ama biraz evvel ifade ettim. Buradaki başarının, daha doğrusu Kıbrıs Barış Harekatı'ndaki başarının ana faktörlerinden bir tanesi arkadaşlarım, genetik olarak Yunanlılardaki Türk korkusudur. Doğru. Çok doğru. Çok korkarlar. Duramazlar. Hakikaten bırakıp gidiyorlar. Kaçan bir ordu nasıl olur arkadaşlar? Kaçan bir ordu. Yunan'da o hakim arazi, makam tüfeği var. Hakim mevziler. Niye kaçarlar? Kaçıyor. Bunlar bu harekatta bizim şansımızdır. Bizim şansımızdır. Örneğin ilk bize müdahale ettikleri zaman uyguladıkları Kıbrıs Türk Kuvvetleri alayının açık kanadından taarruz. Nereye? Gönyeli'ye. Eksik tanklarla. Neden? Çünkü Yerelokka'da, eski kuyuda bir tank tavuru ve iki piyade alayları vardı. Darbe dolayısıyla, Nikos Samson darbesi dolayısıyla o alaylardan bir bölümü MAF'a gönderildi. Bu bizim şansımız. Evet. Arkadaşlar, yani bunlar hepsi ortaya, evet, bir araya toplandığı zaman biz ne kadar şanslıymışız. Biz kahramandık, biz dövüştük, biz görevimizi yaptık. Ama yani kahramanlığın da bir sınırı var, değil mi? Evet. Kuvvet dengesi meselesi. Onun için ben tabii bu milletin ferdi olarak, bu milletin askeri olarak, Mustafa Kemal'in neferi olarak, evet, onun bana verdiği ruhla dövüşürüm. Evet. Ama işte o kadar. Sağ olun. Sağ olun.
Ben herhalde hissetmişsinizdir, pek medyatik değilim. Onun için kusura bakmayın. Ben düşündüğümü, inandığımı size olduğu gibi anlattım. Anlattıklarımın hepsinin şahidi vardır. İspatlıdır. Şöyle yapalım, bir dakika. Hepimiz tavır komutanımızı dinledik. Kendisi gerçekten son derece kahraman, cesur bir tabur komutanı ve onun emrinde çarpıştığım için çok büyük bir gurur duyuyorum. Ben Haluk'un elini tutmayı tercih eder. Büyük bir gurur duyuyorum. Ya benim yalnız gözlük bazı şeyleri düzelteceğim. Evet. Onları söylüyorum. Birincisi, biz buraya 21 sabaha geldik. Yani şöyle izah edeyim. 230. Piyade Alayı 15 Temmuz darbesi olur olmaz. Hiçbir hazırlık olmadan, çünkü biz hep Ege'ye karşı hazırlanmıştık. İki tabur birleşme emri verildi ve iki taburdan bir tabur çıkarılarak biz komando tubayının emrine girdik, dördüncü tabur olarak. Aynı gün yani 20 Temmuz dördüncü sortide, yani son sortide biz girecekken buraya daha faydalı olur düşüncesiyle Nevşehir Jandarma tabur komutanlığı geldi. Biz ertesi gün sabaha kaldık. Ertesi gün sabah ilk sortide geldik, buraya yerleştik. Bölgede toplanma öğlen sonra oldu. Akşam bölgenin emniyetini aldık ve ertesi sabah uyandı, yani kalktığımda bir habercinin gelip beni tabur komutanının çağırdığını söyledi. Benim silah iki bölük birleştiği için 65'li arkadaş, ben 66'lıyım. O bölük komutanı, ben takım komutanı durumuna geldim ki ben sadece 2 yıl takım komutanı yapmıştım. 67'de piyade okulundan çıktıktan sonra Davutpaşa'da 2 yıl takım komutanı var, keşif takım komutanı. Onun dışında hep bölük komutanı olarak kalmış. Ama bu bölükler birleşince tekrar silah takım komutanı olarak görev almıştım ve buraya takım komutanı olarak gelmek durumunda kaldım. Tabur komutanı beni çağırınca derhal 1. komando tabur komutanlığı emrine doğru yol bölümüne gideceğimi söyledi. Ve gelen aracın başında da komando tubayı kurmay başkanı binbaşı Akseki vardı. Yılmaz Akseki vardı. O beni aldı. Benim silah takım biliyorsunuz 6 makine tüfek, 1 makine tüfek kısmı, 1 havan kısmı, 1 top kısmı. Toplarda 3 geri tepmesi top var. Ben daha takımı piyade takımlarının emrine vermiş olduğum için topları ve makine tüfekleri sadece havan kısmını toparlayabildik. Diğerleri gelmeden Yılmaz Akseki çok acele ediyor. Saat olmuş 12. 3'te taarruz başlayacak. Kurmay başkanı planı yapmış olduğu halde bizi alel acele arabaya bindirdi. Biz ancak kıta yükü cephanemizle gelmişiz. Biz de helikopterle geldik buraya, biliyorsunuz. Helikopterin alacağı bir cephane belli. Ben özellikle tabur komutanıma sis mermisi burada kullanılması için, yani geldiğim zaman burada durumu gördüm. Komandonun gündüz taarruz edemeyeceğini kendisi de söyledi biraz evvel. Yani onun sızma yapacağını söyledi. Ama saat 3'teki taarruza hiç kimse itiraz etmedi. Ben bu tepeye, işte görüyorsunuz, biz karşıdaki sırtlarda mevzilendik geldiğimizde. Üzerimizde sadece kıta yükü cephane var. Bizi getiren komando tubayı kurmay başkanı, buraya indiren. Mevzilerimizi aldık. 3'e kadar gerekli hazırlığı yaptık. Ve tabii ki çok yarım saat sürmesi gereken veya 15 dakika en az bir hazırlık ateşi gerekiyor. O kadar cephane yok. Bizdeki kıta yükü sadece her havan için diyelim en fazla 10 tane 15 tane. Yani buradaki düşmanı tamamen bertaraf edecek bir şeyimiz yok. Ancak eğer sis mermisi alınsaydı, ben hep onu teklif ettim. Gerekirse taarruzu bir saat geciktirelim, ancak sis mermisi mutlaka bulalım. Çünkü burası sislenseydi, komandonun taarruzunda biraz evvel komutanımın söylediği gibi adamlar korkak. Sizi görmeyince geldiğinizde sistem bırakıp kaçacaklardı. Onun kesinlikle emindik. Ama sis mermisi de bulunamayınca ve gerekli ikmal yapılamayınca bu taarruza benim etkim ancak saat 5'ten sonra o cephaneci astroyim ki biraz sonra bahsetmişti. Onun getirdiği cephanelerden sonra oldu. Ben ağırlığı 5'ten sonra hep buraya verdim. Çünkü buradaki düşman daha tehlikeliydi. Diğer 2. bölük bölgesindeki yani Eski Yanık Tepe bölgesinde şeyin taarruzu hızla ilerliyordu. Ve benimle tesisle görüşen sadece Haluk Süteyen'di. 1. bölük komutanı olan Yılmaz Doğan isimli arkadaş ne beni tesisle aradı
ne bir ateş isteği istedi. Sadece haberciyi gönderip arkadan ateşi kesmemizi, kafasının karıştığını, hem önden hem arkadan ateş geliyor. Benim kafam karışıyor. Nereden geldiğini anlayamadığım şekilde bir ifade de bulmuştu. E,